Belen Belediyesi Atakaş Nikah ve Konferans Salonu düzenlenen muhteşem bir törenle hizmete açıldı. Kurban kesimi, dualar ve kurdele kesimiyle gerçekleşen açılışta evliliğe adım atan genç bir çiftin de nikahı kıyıldı. Atakaş Nikah ve Konferans Salonu'nun Belen'e kazandırılmasında katkılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu adına hayırsever iş adamı Recep Atakaş'a plaket sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK Parti Hatay Eski Milletvekili İsmail Soylu, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Aygün, Emniyet Müdürü Ali Çolak, Milli Eğitim Müdürü Bekir Şahan, Belen İlçe Müftüsü Adem Cankurt, hayırsever iş adamı Recep Atakaş, hayırsever iş adamı Paşa Karaca, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak, İskenderun Genç İş Adamları Derneği Başkanı Gökhan Gökten, Belen İdari Amirleri, Belen Belediyesi Meclis Üyeleri, Belen Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye İdari Amirleri, personel, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve Belen halkının katılımıyla muhteşem bir törenle açılış yapıldı. Gülşen Köroğlu ve Hakan İlgün'ün nikahını Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu kıyarken, genç çiftlerin nikah şahitliğini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş yaptı. Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın açılışta yaptığı konuşmasında salonun Belen'in sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacağını belirtti. Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu açılışta yaptığı konuşmasında Atakaş Nikah ve Konferans Salonu'nda geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz önemi bir kez daha göstereceğiz dedi. Yaptığı konuşmasında Belen doğumlu olduğunu ifade eden ve doğduğu memlekete hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyleyen hayırsever iş adamı Recep Atakaş ise yapılan hizmetin ülkemiz için hayırlara vesile getirmesi temennisinde bulundu. Evet, Belen'imize yakışan bir salon yaptırdı. Sağ olsun Recep abimiz. Recep abimizi ziyaret etmiş, ziyarete gittiğimizde böyle bir fikrimiz olduğunu kendilerine açtığımızda kendisi de bize memnuniyetle Sayın Başkanım ne gerekirse ben yapacağım demişti. Ben bu nazik kabulümden dolayı kendisine huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Belen'imizde maalesef böyle bir salonumuz yoktur. Bu imkansızlıklardan kaynaklanan türlü sebeplerden olabilir. Evet, burası daha önceden belediyemize ait bir düğün salonuydu. Daha sonra burası üniversiteye tahsis edildi. Fakat 2 yıl içerisinde üniversitemizin talebi olmadığından dolayı gök tarafından üniversitemiz kapatıldı. Dolayısıyla biz tekrar burayı belediyemiz bünyesine aldık ve burayı da 5-6 ay içerisinde zamanımızın el vermediği bazı nedenler oldu. Sağ olsun Recep Bey bize bu salonu bizim halkımıza hediye etti. Ben hakikaten kendilerine bu nazik yapmış olduğu hizmetten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yaptığı konuşmasında Belen doğumlu olduğunu ifade eden ve doğduğu memlekete hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyleyen hayırsever iş adamı Recep Atakaş ise yapılan hizmetin ülkemiz için hayırlara vesile getirmesi temennisinde bulundu. Sayın misafirler, Belen tarihi ve coğrafi konumuyla, havasıyla, suyuyla Hatay'ın gözbebeği ilçelerinden biridir. Ve en önemlisi de Belen'de yaşayan, devletini, milletini seven güzel insanlarıyla Hatay'ın gözbebeği bir şehrimizdir. Havasıyla suyuyla dedir. Çünkü Belen benim için ayrı bir yerim var. Benim doğum yerim Belen. Ben Belen'de doğmuşum. İlkokul yazın Leyla'ya geldiğimizde ilkokul ortaokulu sınıfında bitirdim. Ondan sonra da İskenderun'a yerleştim. Ve o günden bugüne kadar da İskenderun'dayım. Siyahatlerimin dışında da İskenderun'dan ayrılmadım. Bundan sonra da Allah ömür verdiği sürece İskenderun'da kalmayı hedefliyorum. Sayın Başkanım, burayı açılışını yapalım dediği zaman ben gerek yok dedim. Ama Sayın Başkan yapalım dedi. Ben de peki dedim. Aslında isabetli de oldu. Ülkemizin yaşadığı şu zor günlerde, komşularımızdan dolayı yaşadığı şu zor günlerde
böyle güzel etkinlikler de lazım. Onun için ben de burada Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Başkanımıza gece gündüz durmadan Belen'e hizmet etmek yarışında olduğu için de ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Belen için gerçekten bir şanstır. Belenli hemşerilerimiz Sayın Başkanımızın kıymetini bilsinler ve bütün hizmet eden başkanlarımızın kıymetini bilsinler. Sayın İskenderun Belediye Başkanımız adayıdır. Zaten çok genç bir kaymakamımız var. Belen için yıllardan beri çaba sarf eden, Belen'in gelişmesi için, daha iyi konuma gelmesi için uğraşan genç bir kaymakamımız var. Sayın Kaymakamımız da bu güzelliğinden dolayı tebrik ediyorum. Sayın misafirler, en önemlisi Sayın Milletvekilimiz Orhan Karaseler. Gerçekten 3 dönemdir, hatta kısa dönemde sayarsak 4. dönem oldu. Hatay için gece gündüz ve ülkemiz için gece gündüz durmadan çalışmaktadır ve en son meclis idare amiri olmuştur. Bu bizim Hatay, bütün Hatay için bir gururdur. Onun için burada Sayın Vekilimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. Değerli misafirler, biraz önce bir laf söyledim. Komşularımızdan dolayı bazı sıkıntılarımız var. Türkiye gibi çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili. Tarıma çok elverişli. Topraklarımız var. Ayrıca sanayide 12 ay yatırım yapabilecek, 12 ay üretim yapabilecek bir iklime sahibiz. Bu dünyanın az yerinde bulunan özellikler. Bundan dolayı tabii bizde kimse, özellikle dış güçlerden bahsediyorum tabii, iç güçlerde de bazıları var ama esas önemli olan dış güçler, bizi rahatsız etmektedir. Bizim büyümemizi istemektedir. Ama biz bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak hepimiz görevimizi tam anlamıyla yerine getirirsek bizim belimizi dünyada hiç kimse bükemez. Bugün dünyada yapılan savaşlar arkadaşlar ekonomik savaşlardır. Biz ilk önce işimize gücümüze bakacağız. Bu ülkede yaşayan herkes 77 milyon nüfus kendi görevini ilk önce yerine getireceğiz. Güçleneceğiz. Ekonomik olarak güçleneceğiz. Bundan sonra bu ülkenin belini hiç kimse yere getiremeyecek. Ama biz görevimizi tam anlamıyla yapmamız şartıyla bu ülkede eğer ki bir yanlışlık varsa bu ülkede yaşayan 77 milyonun hepsi sorumludur. Çünkü bu ülkede yaşayan herkesin devletine, milletine karşı görevleri vardır. Hiç kimse birbirine bahane bulmasın. Eğer ki bu ülkede herkes görevini yerine getiriyorsa zaten o ülkede problem yoktur. Getiremiyorsa demek ki hepimiz suçluyuz. Hiç kimse değil. Hepimiz suçluyuz. Türkiye'nin güzellikleri bitmez arkadaşlar. Türkiye gerçekten güzel bir yer. Turizmde biz dünyada 1 numara olmaya aday bir ülkeyiz. Düşünün işte İskender Hatay'dan başlayıp Çeşme'ye kadar. Dünyada böyle bir güzelliği ben hiçbir yerde görmedim. İkinci bir İstanbul dünyada hiçbir yerde yoktur. Onun için bunun kıymetini dışarıdakiler, biz içinde yaşadığımız için pek göremiyoruz ama dışarıdakiler bizden daha iyi görüyor. Onun için ülkemizin kıymetini bilelim. Bizim başka gidecek bir ülkemiz yok. Bunu hepimiz kafamıza çok iyi koymamız lazım ülke olarak. Sayın misafirler, ben tekrar bu Atakaş Nikah ve Konferans Salonu'nun Belen'e hayırlı olmasını diliyorum. Burada nikah yapacak çiftlere şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah kendiler bizden çok daha iyi mutlu olurlar. Bu ülkede daha huzurlu yaşarlar. Çünkü ülkemizin geleceği çok parlak. Ben onu çok iyi görüyorum. Yeter ki biraz önce söylediğim gibi bu ülkede yaşayan herkes görevini tam anlamıyla yerine getirsin. Bu ülke için çok güzel evlatlar yetiştirsinler. Çünkü ülkemizin her zaman genç nüfusa ihtiyacı var.
dinamik nüfusa ihtiyacı var. Dünyada bilgi çağı ne kadar ilerlerse ilerlesin ama onu kullanacak, idare edecek insan unsurudur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Onun için iyi evlatlar yetiştirelim. Vatana, millete hizmet eden, çalışkan, başarılı, dürüst evlatlar yetiştirelim. O zaman bu ülkemizin hiçbir sorunu kalmayacaktır.